Efendim bizim haritamız o yüzden Sangaltı saatte başlayacak. Hadi bakalım GLHF. Bugünün belki de en sert maçı arkadaşlar. Bugün oynadığımız birçok maç var. Onların içerisinde belki de en sert maç. Bol şanslar dileyelim. İyi olan kazansın. T-Site'de başlıyoruz. Uf, B tarafında Snex. Çok ses çıktı ama altı üstü 5 HP'ye gitti. Anlamadım. Zaten hani pistolle sıkıyor. Niye o kadar ses çıktı? B tarafa tek başına zorluyor bu adam. Ayar koşuyor hala. Yani anlamadım bu taktiği. Ev tarafında Kay ve Innocent'tan da iki tane kill var. Şimdi Logic ve Engin kaldı. İkisi de ortaya yakın. Yani bilemiyorum neydi düşünce. Acaba Snex'i tek yakaladım, vururum ve bitiririm roundu muydu oradan? Böylece B'ye geliriz diye. Snex de geri çekildi ve hata yapmadı. Evet, ortadan K'den de bir tek geldi. Boiler'ın içerisinde de Engin var. Zorladı. O kill aldı ama Engin armor'da yok. Yani neydi vesairesi var ama şu an aim punch yeme ihtimali çok yüksek. Mozinya da hata yapmadı. Evet, dağılık bir iki round oynadık. Yani nade'lerimiz var, her şeyimiz var ama bunları kullanıp taktik yapabileceğimiz bir ortam kalmadı. İyi bir başlangıç rakipten. Evet, Force'a gidiyoruz. Tekne var 5 tane. Armor'lar bolca nade aldık. Yalnız armor'ların hepsi light. Yani o MP9'lara renderlenme imkanımız olur. Dikkat etmemiz lazım. K'yi hemen bağlı kontrol için yanında Snex ile beraber agresif oynayacak. Orta alanda biraz nade'lerini kullandılar. Ev üzerine atılan nade. Oyuncularımızdan şöyle toplam 50-60 can gitti. Secret bitti ki. Snex'ten derin smoke hazırlığı bağına doğru ve atıp smoke'a geri dönecek. Evet, tekrar yavaş yavaş T-Base'e dönüyoruz. Short tarafından nade'ler. Fake olarak attık bunu. B tarafında sadece K var. O da duvar üzerinden info alıyor ki şu an gördü zaten. Ses de duydu. Hemen geri çekilecek. Sağ tarafında flashlarımız da geldi. City'den yardım da geldi ama Crossfire nasıl olacak? K'yi ikili almış. Crossfire'da sonuçlar devam ediyor. Snes çıktı City'den ve son kill'de çatlaldı USP'siyle. 5 kill bu ikiliden. Evet, yine planti görememek biraz ekonomik olarak sıkıntıya sokacak bizi. Ve Anonimo Esports da böylece 2-0 City Side'de başlamış oldu. Evet, ortadan rush var. Ek olduğumuzu biliyorlar. Innocent ortaya kadar geldi. B tarafından K ile beraber Snex de geliyor. MP9'larla beraber artık iyice baskıya attırdılar. Base tarafında önümde Vietnam'dan kimse yokmuş gibi çıktı Engin ortaya. Kaygarı da bir kill çıkarmış. Snex'in de Viet çatı ve pass. Şu an T-Base'de. Onda Innocent buldu. Evet, iyi bir giriş. Anonimo Esports'tan seriye. Bakalım ne kadar toparlayabileceğiz ilk silah roundunda. Şu an tek frag çıkarabildik. 3 round sonu o da sadece Engin'in aldığı ilk rounddaki hatırlarsanız Boyle tarafındaki Glock kill'iydi. Evet, iyi para yaptılar dediğim gibi bu çok da silah kaybetmeyince geçmiş roundlarda. Evet, 3B yapıyorlar. Yine biraz agro banan hareketi. Yakın gelen bir imor var. Mor smoke'lardan yakaladı Innocent'ı. Onu beklemediler o kadar yakın. Immor bu arada biraz yana yana Mayer'le birlikte arabaya kadar geliyor. Snex'ten nade. Uff, Mayer'e kötü geldi biraz. 19 can hatta 14. Mayer iyi sızmış ama kaçmış değil. Daha doğrusu fakat Mor headshot'ı gönderdi. İkinci oyuncu da grenade'i gönderecek. Snex smoke içerisinden smoke arkasına geçti. Backup geldi bu arada. Immo çok hızlı bir şekilde bir kapı çevirdi B'ye. Mozinho ile birlikte.
Şimdi New Bucks tarafına bir boost yaptılar. Taktik A olacak. Sadece Kylero kaldı. O da CT'ye yakın. Timing yapmaya çalıştı. Başarı yok. A'da oyunu bitireceğiz. Neydi? Kısaya doğru. Yakalıyor dengini ama çok save'e gidebilirler. A kontrolü zaten tamamıyla avuçtan çıkmış durumda artık. Evet, B tarafında Jame Time göreceğiz. İlk silahın alanını özellikle bağın tarafındaki biraz baskıyı arttırdık. Imor'un da biraz kişisel becerisi çünkü smoke arkası bir entry aldı. Bir de B tarafında riskli de olsa yine ilk kutu arkasından bir oyuncu düşürünce tamamıyla anonima savunması biraz daha bir araya gelip silah saklamayı tercih edecek artık. 3-1 T-Side'da alınan ilk round olacak Sengal Esports'un. Şimdi silahları çektiler biraz daha. Önceki round'un yanına ek olarak M4'ler biraz daha fazlalaştı ilk round'lara göre. Bize yine Crash Armor'lar. Kız 2 bana nasıl olması? Bana da agro gelmediler. Imori bir nade. 75 can. Imori yine zorlayacaktır bana iyi bir flash pickle. Kanabilirdi Snakes. Smoke arkası. Imori gördü mü? Şimdi görecek. İkili birini gördü. Snakes koşarak. Vurma avantajı çok yüksek tabii MP9'da. Ve sadece 7 canı giderek oradan uzaklaştı. Entry'sini alıp savunmak için. Şimdi oyunu A'ya çevirebiliriz. A tarafında Engin çok hızlı bir şekilde eve gelmiş. Bu arada Logic de oradaki Kaos Tower'dan 34 kalmış. Çok iyi haber değil. Evden Engin. Smoke arkası kafayı gördü. Mozinho. 3 mermiyi gönderdi hemen. Bir de short tarafına flash. Şu an tek tek deniyoruz. Çok istediğimiz bir senaryo değil. Snakes. Smoke arkası City'den bakacak. Paz evi şöyle bir zorladı. Mozinho'yu görecektir bir yerden. Pit'ten gördü. Gördü görür görmez Paz'dan muazzam bir tek. Hareketli vuruş. Şimdi Innocent aynı pozisyona geçmeye çalışacak. Round'u B'ye mi çevireceğiz? Emin değilim. Kaydıro short tarafına biraz daha dikkat dağıtacak bir flash kullandı. Mayer yakın yakalamaya çalışacak. Yine flash gelmeden çıktı gibi. Snakes. Müzeler yaratmaya devam ediyor. Fazdan spray kontrol. Ve son kilde K'den geldi. Evet. Faması da hemen M4'e çevirdiler. Bu roundla birlikte. Plant alamadık. Paramız var belki ama sonraki roundlar için riskli bir hamle bu. Çok bir ping dezavantajımız yok. Yani onların ortalaması 30-35 arası. Bizim de 40-45 arası diyebiliriz. Yani bu piklemelerde çok ciddi bir erken görme avantajı sağlamaz. Bilgi olarak söylemek lazım size. B'ye yine hızlı geldik biraz. Onlar çıktılar. Imor yana yana geldi. Imor entrisini buldu. Hiç. Motofan hikaye. Geldi CT base'e 2 mermi gönderdi. Şimdi backup gelmek zorunda yine. Kylero B'yi ikilemiş durumda. A tarafındaki savunma biraz long'a yakın. Imor yine B tarafında tehdit oynamaya devam ediyor. Kylero'nun da 30 canı kalmış. Oradaki smoke arkasından. Evet, şimdi oyunu daha rahat çevirebileceğiz. A'ya doğru dönen oyuncularımızı görüyorum. Long'a sızmaya çalışabiliriz gibi. Çünkü bu entry sonrası biraz bir yer boş kalacak ama Mozinho Innocent'la evden flash pick almış. Bir anda avantaja çevirdiler iki oyuncu. B'ye çevireceğiz tekrar. Yalnız B'de iki savunma hiç dönmedi. Saat içerisinde K var. Saatte bir flash. Mor şimdi pickleyecek. Flash'ı aldı. İkinci kutu arkası çok kolay vurdu Imor. Yalnız smoke'tan çıkabilir mi diye bakıyorum. Çıktı Imor. Imor bugün. Yani bu maçı kazanmaya gelmiş gibi. Döne döne vurmaya devam ediyor herkesi. Bakalım Innocent'da Mozinho deneyecekler mi? Birinin Molotov'u var. Ama çok gerçekçi biri tek gibi gelmedi bana.
Çünkü hani canlarımız çok az değil. Bunlarla ilgili bir info gitmedi onlara. Imor 4 aldı. Ace'e gidecek Imor. Mozinho'dan geçit yok. Mermis de yoktu. Biraz one tap atmaya çalıştı o yüzden. 5 mermiyle Imor. Mozinho da bu arada Kereş ile beraber A'nın derinlik yanına doğru kaçacak. 4-2. Yine söylüyorum, hep Inferno maçlarında Inferno'daki team'imiz bizim biraz daha iyi. O yüzden T tarafındaki oyunumuz çok daha önemli bence. Çünkü City'de zaman zaman aksayabiliyoruz. Ki Anonimo da hani çok iyi taktik yapabilecek bir ekip. Polaklar. O yüzden T'de 9 hatta 10 alabilirsek bizim için mükemmel olur bu rakibe karşı. Evet, Caldero ortaya doğru deri molotofunu gönderdi. Bir de flash atacak, pikleyecek mi diye bakıyorum. Pikledi, bir info aldı. Logi'yi gördüler orada AWP'yle bakarken. B tarafında Imor yine bir tehdit. K'den yakında bir flash. Kendi flash'ına çıkacak mı? Vazgeçti. Bu arada Boulder'da Caldero çok yakın. Kısaya Logic bir flash bırakıyor. Engin eve pikleyecek. Mozinho bu fight'i Engin kazandı. Bu kritik. Ama tabii oyuncu yakınsa ikinci de yakın beklemek lazım. Ya yani tek başına yakın durmayacaktır. Boyder'a dikkat ederek çıkmamız lazım. Caldero. Buraya doğru pas geliyor. Caldero vurdu. Neyse ki Maya'dan hemen bir trade var. Yalnız ev altında, hatta Boyder'da hala bir oyuncu görüyorum. Evden geliyor. Innocent yavaş yavaş. Onu hiç beklemeyeceğiz. Biz 3B'ye düşündük. 2 tane enter alınca. Default plant. Innocent düşürdü. Bir de granite bırakıyor tam oraya. Yardım geldi CT'den. Logic Man 6 can. Library güzel, ezber bir vuruş. 2vs2. Taş hala Sangal'da. Bu çok kritik diye Engin'den. Round'u açan 2 tane headshot var. Biri evden vurup round'u açtı. İkinci de retake'i kesti. Şimdi K'yi tek başına short'tan biraz gösteriyor ama kaçacaktır. Ve 4-3 olacak. Şimdi Eko'ya göndeririz artık Anonimo'yu. Ve hem skor orta az hem de oyun olarak biraz daha maç orta az diyebiliriz. Şimdi iki tane Force'a gidiyorlar. M4'ler atıldı. Şimdi parasını kullanmak istedi Anonimo. Herhangi bir Echo'ya gitme tercih etmediler. Bir MP9 bir Deagle'ları var. Yani çok çok tek kötü değil tabii bu wire'ları. Çünkü kitleri vesaireleri de var. 3B yapacaklar. Bağlanayı boğmaya çalışabilirler. Biz bağlanayı biraz yadan alıyoruz. Smoke arkası. Yalnız çok rahat geldi Snex. Ve tahtaya yerleşti. Mayer'de ezber açı. Speed'de nade yedik. Şu an o banan aksiyonundan canımız 3 oyuncunun neredeyse elinin altına düştü. Bunu bilmiyorlar belki ama biz biraz daha korkak oynayacağız bu durumda. Şimdi orta kontrol için smoke arkası, şöyle bir silahımızı gösterdik biraz. Yavaş yavaş tekrar geri dönüyoruz. Evet, arabada Snex hala hareketli bir şekilde duvar arkasından info oynuyor. K'yi de flash bekletiyor. Flash'ı kullanmadılar. Tekrar biz A tarafında biraz gösteriyoruz. Round'u B'de bitireceğiz gibi ama 40 saniye kaldı. Onlar da bir süre sonra 3B'ye dönebilirler. Bu arada duyuyor Snex sesleri yakın. Mesela flash peek geldi Snex. Arkasında bir oyuncumuz var. Paz neyse ki sızmış. Şimdi Paz'dan ikinci kill'de gelince trade. B bomboş artık. Hızlıca geçmeye çalışacağız. Caldero'ya geçerken basabilir. Onun yerine direkt Ruins'e gitmeye tercih etti. Pirat geliyor 25 saniye. Innocent spamlarken ezbere yakaladı Logi. Şimdi Paz'ın canı çok az. Bir AWP aldı.
Logic'ten yani bir ihtimal erken bir skor bulursa 2 vs 2 retake'i daha rahat oynarız. Şimdi Engin CT'ye kadar geldi. Düzeltiyorum, tekrar havuza kadar gitti. Bir tek gelmiş Engin'e. Fazlan 2 kill geldi. Canı az ve Kaylara Free Fire çıkıyor. Böylece Anonimo belki de son roundlardaki en zayıf yaptığı Bayrandu hanesine yazdırdı ve AWP kereşi kaçırarak hem de. Peki bir takipçi olmamız yok mu? Doğru düşün. Chat. Arkadaşlar hem bugün gündüz maçları Sweet Snow Sweet turnuvasından hem de bu maçlar bu gece YouTube'da olacak. Tekrardan izlemek isteyenler YouTube'a hemen bir takip butonunu çaktığınızda notification adını anlıyorsunuz hemen. Evet, Long Sumo geldiğim oradan. Bakalım biz bu Force'u nasıl değerlendireceğiz. Evet, tarafa netleri kullanıyoruz biraz daha. Short'tan çıktık, gösteriyoruz. Biraz hızlı oynayacağız. 3 kişi side'dalar yalnız. Mozinho kör oldu. Çok iyi kör oldu. Bunu çok iyi kullandık. Innocent hala skor çıkarıyor yalnız. Ve Maya Nimor 2 tane daha kill. Bunu son günlerde yaptığımız en klasik taktik bu. Boiler'dan koşup... Anladım Snakes. Kesin yaparsın onu. Son günlerde bu taktiği çok iyi kullanıyoruz. Özellikle side'deki oyuncular çok iyi kör oluyorlar. Bu Crossfire'da. Yani pit'i bırakıp short'u ve site'ı vuruyoruz. Varsa graveyard'ı vuruyoruz. Sonra da işte uzundan ve pit'teki oyunculara karşı bir post plant oynamaya çalışıyoruz eğer yaparsak. Yine aynısı oldu. Muazzam bir hızlı giriş. Şeyi, son kalan oyuncu City site'da saklayabilir mi silahını bilmiyorum. Çünkü iki tahtan oyuncumuz geliyor yavaş yavaş. Engin şu saniye görecektir. Tam tersi K'yi yakaladı. Ben de elli açmak zorunda kaldım. GoTV çünkü mükemmel algoritmasıyla beraber bombayı patlatan oyuncuyu gösteriyor round sonunda. Ne herhalde böyle bir kendine gurur duymasını falan istiyor oyuncunun. Başka bir anlamı yok çünkü. Güzel bir force kazandık. Onların aslında durumunda benzerdi. Biz de tek pistolle beraber o force oynadık ve round'u çaldık diyebiliriz aslında. Rakibin bayı biraz daha iyiydi. Engin'den long smoke. Size doğru bir flash. Flash pick geldi. Innocent yanıyor. Ama boost'tan ve ortadan iki kill çıkardılar. Şu an Crossfire'a yenik düştük. 3-2 pozisyon. Evden Engin çıkacak. Backside'a dinklenmesine rağmen kill aldı. 2 can. Logic de biraz sıkışmıştı. O sesi duymuş olabilir belki Kylero. Ev tarafına gittiğine dair. Şimdi kitleri de var. Bu force round'da. Nereden şimdi silah da alacak Kylero. Zaten Long Summon'u duydu. Çok hızlı geldiler yalnız. Biz bu kadar hızlı beklemiyoruz onları. Yani plant'e bastığımız anda çıkabilirler. Pit'te Engin var. Engin birazdan bakacaktır short'a. Saat içerisinde Logic var. Engin vurdu. Yeri belli. Yalnız ikinci oyuncuyu beklemiyoruz. Kaylero ilk kill aldı. İçerideki Logic'in de yerini az çok tahmin edebilir. Çünkü Logic içeri kurdu ve içeriden çıkmadı. Birebir pozisyon. Logic mi Kaylero mu? Kaylero mu Logic mi? Yakın mesafe ve Logic'ten hata yok. AWP'sini de almaya gitti şimdi. Kritik bir clutch round. Yani bu round'u çalıyorlardı az kaldı. Neyse ki iyi toparladık. Özellikle Engin'in side'dan aldığı bir entry var. Sonra da az canlı beraber şu short'tan aldığı kill. Gerçekten fark yarattı. Hiç net kullanmadılar bu arada retake'te. Yani oraya sızdıklarını düşündüler. Bence çok büyük bir hata oldu bu. Böylece rahat rahat oyuncularımız 2-2 oynayabilirler. Evet, şimdi Eko'ya gidiyor. Anonimo. Kaylardan bir tek. Dostilen bir tanesini dışarı atmaya çalışabiliriz diye düşünüyorum. Ortadan bir boost daha yaptılar burada. Smoke arkası. One way gibi kullanacaklar oraya. Logic yavaş yavaş çıkacaktır top mid'e. Innocent tekrar A'ya doğru dönüyor. Tek Deagle vardı. Ondan da tek yedik şu an. B tarafında biraz gösteriyor iki oyuncumuz. Puzzle'la beraber Mayer. Gördüğünüz gibi backup geldi zaten.
Az biz de B'ye gideceğiz. Oo, şu an ucuna doğru gidiyor gibiyiz. Execute'lar başlayacak. Arkaya bakan Engin var. 4B var şu an. Yani USB olmaları tek şansımız. Hani bir P250'leri bile olsa oradan büyük sıkıntı yaşayabilirdik. Mayer'den Nivax Molotof'u side tarafına flash gelecek. Nivax'taki Snakes ikinci kutuya kaçtı ama yanmaya devam edecek. Oradan tekrar dönecek gibi. Biraz hasar aldık. Aman kaos başlıyor. Canlarımız eridi bir anda. İki tane enter bulduk neyse ki ama Innocent. Bomba yerde. Şimdi Logic yerden bir kere çaldı. 4 mermisi var. Reload. 22 saniye. Site'e girmeye çalışacak Logic. Kitli site'da Pulse var. Spray kontrol. USP'ler bunaltmaya devam ediyor. 15 saniye. Logic. Yani iki tane round oynadık. Az önceki force round'da bol pistolle karşı Stian olduğu A tarafına gittik. Bu kez de neredeyse USP'ye koldukları round'da B'ye gittik. İkisinde de kalabalık olan yerde tutturduk. Yani tactical 4 USB'ye bu roundu kaybetmiş olduk maalesef. Ve plant de hani alamadığımız için para durumunu görüyorsunuz. Logic direkt çekti ama hani tüm oyuncağımıza ne kadar para olacak bir bakacağız. Evet, tek kere çıkarabildik. Force'a gittik. Yine anti-ekorant gibi oynuyorlar. Hızlı, agresif. Mozinho ikili çıkardı. Snakes rampa değil. Düzeltiyorum ev altından. Okili çıkarıyor. Key'i ve Kaido refrekleri son kalan Mayer olacak. O şimdi Vietnam'dan yavaş yavaş ortaya gelmeye çalışıyor ama elinde Tech 9 ve oraya doğru bakan da bir oyuncu ki atladı Mozinho. Kereşi daldı oradan. Kere sayısını 2'ye çıkardılar savunma tarafında. Yine plant olmadığı için bizim için de eko zamanı olacak. Anonimo için de ilk yeri önünde kapatma şansı artık. Ne bahane Nate. Tahtada şimdi Imor var. Glock yakoyuz neredeyse. Bir Deagle, bir P250'miz. Imor yakalandı. K'ye. Pazında canı 25 kalmış. Şengin 50. Round başlangıcı itibari. Arkadaşlar maç MDL maçı. Ancak MDL'in ismi değişti bu sene. Yani sezon 36 itibariyle, bu yıl itibariyle ismi Premier diye geçiyor. ESEA Premier. Pro Lig'in 1.6 lig ismi artık ESL Premier oldu. Böyle düşünün. O zaman bu ismi kullanacağız. Kaylar uzun da hata yapmadı. Son kalan iki oyuncumuz biraz ortaya girden pozisyonlamıştı. Yavaş yavaş yaklaşacaklar A'ya. Evet, B kontrolü zaten çok agresif. Onlar da dönüp B'ye bir kurma şansımız da olmayacak. Uzuna doğru sızmaya çalışan Paz var. 25 can. Yanında da Mayer. 2 blok. Mermisi bitti. Kylaro'nun ufak bir hata. Çünkü bakmamış mermi sayısına. Bir kill çıkardık en azından. Glock'lara diye bakalım. Anonimo'nun takım fotoğrafı var. Sadece koyu renkli olduğu için o arayüzle beraber çakışıyor biraz. Arka tarafında beyaz bir alan bulduğumuz zaman biraz daha görünebiliyor o logo. Bir mobilden falan bakıyorsanız belki göremiyor olabilirsiniz. Şimdi buyout yaptık ama yine nate'lerimiz çok fazla yok. Yani execute için 3 tane slow'umuz, bir tane flash'ımız var. Ki bir tanesini daha kullandık şimdi long'u kapatmak için. B'de 3 yapıyorlar savunmayı. Biz A gösteriyoruz ama dönüp B'ye gireceğiz gibi. Snakes her ne kadar şimdi gitse de
Bir süre sonra dönmeye karar verebilir. A'ya bir oyuncu bıraktık. Yerleştirdik diyelim daha doğrusu. Hayır, A'ya dönüyoruz. Evet, A taktiğe gelecek. Onlar hala 3B yapıyorlar. Bunu değerlendirebiliriz. Engin evde. Ve 2 ev savunması yapıyorlar. Innocent'tan bir fake pit small gelecek. Sanki orada bir oyuncu varmış gibi Engin. Entry alabilir mi diye bakıyorum. Tabii Kaylero kaçamaz. Çünkü aslında o baitliyor kendini. Diğer oyuncuya göre uzundan. Onu gördü logic ama o fight'ı kazanabilecek mi? Kazandı. Yalnız eve bakmayacaklar o smoke arkası. Innocent. İkinci kill geldi. Neyse ki Engin atlamış. Engin atlamasa short'u da vuracaktı. Şimdi 3v3 retake deneyecek. Ama Nemo. Nade'leri fazlasıyla var. Bu biraz sıkıntı çünkü hani side'deki oyuncumuza Molotov gelecek şu an zaten. Imor biraz daha dibe kaçmak zorunda kaldı. Şimdi oraya da bir Molotov gelecek. Onu da Mozinho attı. Uf, Engin'den çok iyi tek. İkinci gelecek mi Engin? Deeplendi. Headshot'ta bir Kobe doğru geliyor oraya. Evet, bir Acı Bekir lokumunu gördük. 2vs2. Erken davrandı biraz Kayı. Bir oyuncunun yeri belli. Sight'ı vurdu Mozinho. Birebir pozisyon. Oraya smoke bırakacak. Ninja deneyebilir. Çok erken çıktı Mozinho. Kaçmaya çalışıyor Mozinho. Denemedi artık. Ve hayatta da kalamadı. Evet, ilk yanı son roundu. Yani şu an buy round bizden daha iyi tabii ki. Bu rounda gelirken onlar adına. Yine çok az nade'imiz var. 8-6 kafa kafaya mücadele. İki takımın da böyle çok maça hakim olduğunu söylemek zor. Karşılıklı hataları çok iyi değerlendiriyorlar. Innocent evden pikledi. Çok iyi spray kontrol. M4A4 ile ve 73 canlı oradan çıktı. B tarafında Snakes bir kill alıyor. Acayip. Güzel bir nade. Kendi kendinize atılan. Ama tabii çok hasar vermedi. Friendly fire olarak çaktırmayın. Evet, B tarafında Meyer var. Snakes çok riskli hareketler yapıyor. Yakın mesafe. Biraz bait gibi oldu. Tabii o sesi duyunca Meyer direkt çıktı ama K'de onu koruyordu yakından. Evet, pas. Son kalan oyuncumuz bana da. Şimdi flash sonrası K'yi bakacaktır mı diye düşündüm ama yok, hayır. Hareketlenmedi. Şimdi paz yaklaşacak. Işki arkası K içinde iki mermi. Evet, 9-6. Yani İlk yarıda açıkçası vermeye yakın olduğumuz iki eko round vardı. Bir tanesini verdik. Bir tanesi direkten döndük. Öyle düşünmek lazım. O yüzden yine bu özellikle artık bir MDL seviyesi oyundan bahsediyorsak bu anti eko roundları daha çok çalışmamız lazım. Yani zor böyle. Çünkü bu kadar yakın geçen maçlarda işte vereceğimiz 1-2 eko round bizim toparlayamamızı sağlar. Serinin ikinci haritası Vertigo arkadaşlar. Üçüncü haritada Miraj olacak eğer üçüncü haritaya kalırsak. Dediğim gibi MDL'in yeni sezonu başladı. Sezon 36. Ve artık ismi MDL değil, ESL Premier olacak. Hadi bakalım. İkinci yarıya GLHF diyelim. İlk round almamız kritik. Çünkü T tarafında ilk round onlara verirsek iş biraz sıkıntıya girer. Taktiğe bakalım. Kaldero'da 2 flash bir smoke var. Mid'de 4 oyuncuyuz biz. Biraz baitlemeye çalışıyoruz. Flash pick geldi. Pickledik. Uf, Immortal direkt Gush. Bir tane de Gush paza geldi. Yani iki tane oyuncu şu an kafayı bir daha çıkaramayacaklar. Keyi hayatta hala. Hala hayatta. Yani
İki armorlu oyuncumuzun da kafasının patlaması biraz talihsizlik oldu. Çünkü diğerlerinde zaten armor yok. Logic denginde. Şimdi Logic CT'de boost'ta anti flash pozisyonunda A gidecekler gibi. Tabii biz de 4 A'yı bıraktık ama tek başına Mayer yakalanıyordu. Onu yakalamaya çalışabilir Snex. Şöyle bir denedi ama vazgeçti. Imor evden gelen sesi duydu. Imor güzel bir tek K'ye. Innocent'tan bir headshot. Imor ikinci gelmedi. Bir flash pick'te Mayer'e. 4'e 2 pozisyon. Engine'e de bir vuruş. Yani CV gidebiliriz gibi kit var. Smoke flash var. Zaten Engin basta gitti. Logic'te ev tarafından bir exit deneyecektir. Innocent Graveyard'da kafayı kaldırdı. Bir tane gönderdi. Logic ama bu pozisyon avantajını kullanmak için ikinci de geldi. Bir saniye. Yok yok kaçtı tamam. Şimdi Force'a gidiyoruz. Bir MP9 var. 4 tane pistol, bolca nade. Kaydırodan kısaya doğru bir Molotov. Üzerine de bir flash attı ki mid piklemesin diye. A'ya çok yakınlar. Yani 2 tane SMG'leri var. Bir A bitirme görebiliriz gibi onlardan. Evden atladılar. Imor side'da. Kaylara'ya bir takas geldi Imor'dan. Imor'un yeri belli. Trade gelmeden yardım lazım. Imor'a bakmadılar çok dikkatli. Imor vurmaya devam ediyor. 60 can. Biraz dikkatsiz davrandılar. Ama Mozinho Imor sonunda vurdu. Paz. Ve Engin. Son kalan iki oyuncu. Smoke'tan çıkmaya çalışabilir. Paz. Smoke arkası. Lucky shot. Engin de Lerbil'de sıkışmış durumda. Evet Engin ortaya doğru dolaşmaya çalışabilir. Armor'ı var ama yerden de bir silah alsa hiç fena olmaz o kaostan. Mac'ten de olsa belki eve gidecek. Evde bu arada asılı biri var. Bunu göstermek istiyorum. Enteresan. Enteresan. Kardeşim adam buraya Kaldero diye nick koyduysa Kaldero diye bu nick okunacak. Ama çok kastın yani. Abi Kaldero değil ismi Kaldır Kaldır Kaldır. Tam buraya Kaldero yazmış. Ben de Kaldero diye okuyacağım. Mahmut dedim Mahmut diyecektim. Ne yapayım? Demek ki öyle kullanılmasını istiyor nick'in. Mozinho da Mozinho değildi başta. Sonra Mozinho'ya çevirdi. Boş ver sal. Rahatla ya. Şöyle takılarak, yaslanarak kanı doğru. Maçın keyfini çıkar. 5 kere yazdım. Şimdi pistoller, bir de bir orası scout'u var. Yarım çektik. 2-2,5K civarı para bırakıyoruz ki buy round biraz daha sağlam geçsin diye ama Anonimo için 12 gelme riski var ve Ivor son dönemlerde gerçekten çok etkili. Scout oyunlarının devam ediyor bu ekoranlarda. Mozunya bir kill. Oradan bir tane daha geldi Imor. Scout'ta boşlukları değerlendirmeye devam ediyor. Şu an B'de kimse yok. Tek dezavantajımız o ama.
Luis'e çok açık geldi Imor. Yakalayabilir Mozinyon'u. Evet. Imor biraz zor da olsa Mozinyon tarafından öldürüldü. Şimdi 3-3. Ah! Fazor'dan bir tane ayıklasaydı. Yani bir şansımız olacaktı ama Luis'e Innocent'tan bir headshot daha. Logic smoke arkası. Innocent tecrübeyi akıttı paçalardan. Ve takipçisi olunması lazım bu tarz vuruşların. Bu kanalda bu vuruşların takipçisi olunur hocam. Yukarıda, sağ yukarıda Innocent ve Smoke ikilisini çok fazla görmeye başladım. Ve bundan rahatsız oldum. Anadan yine agresif deneme. Nate'ler. Mayer biraz hasar almış Nate'den. Logic'e flash pick. Logic çok iyi timing yaptı. Kaçamadı belki ama olsun. Flash pick için zamanlamayı çok iyi yaptı. Evet, CT'ye bir flash pick. B'yi üçlüyoruz. Şu an güzel bir tahminimiz var. Mayer gördü. Girişteki oyuncuyu, CT smoke'u. Flash pick, o çaptı bu arada Logic'e smoke. Logic çıkıyor hala smoke'tan. Bir enter vermiş olduk. Şimdi Mayer smoke'tan flash bekleyecek. Imor yanıyor bir yandan. Mayer de çıktı. B'de şu an eridik. Ve Paz'la beraber Engin Riteki oynayacaklar. Deniyorlar. 3-2. Dark'ı gördüler. Paz yakaladı. Mozunya erken çıktı. Yerden bir keleş de alacak mıyız diye bakıyorum. AP aldı Paz. Evet, kaçacağız çünkü daha site'e gireceğiz. Adamları bulacağız ve defize oturacağız. Kitimiz de yok. Paz'dan bir exit frag daha. Ama son kalan Innocent kaçacak gibi rampadan. Ve 13 oldu Anonymous Esports. Yani 9-6'dan sonra ilk round çok kritik demiştim. Şu an kıramıyoruz. 4-0'lık seri yaptılar ikinci yarıda. Ve Bayram'da da tekrar alarak yaptılar bunu. Şimdi biz o iki silahla beraber Bayram deneyebiliriz. Bakalım yapacak mıyız? Evet, direkt çekiyoruz. Famasımız olacak. Bir tane. Yani artık bu kazanmak zorunda olduğumuz bir round haline geldi. Tarafında Logic kaçtı Molotov'dan. Yalnız Snakes çok yakın. Buralara sızmayı sever. Biz geri döndük. Bayağı geri döndük. Şimdi tekrar geliyor Imor. B'ye tek başına. Savunma için A tarafını oynuyorlar şu an. Kontrolünü aldılar. Uzuna bir flash pick. Paz'dan. Oradan Mayer'i çıkardık. Logic CT'de. Smoke arkası gördü. Silahın ucunu ve biraz wallbang gibi oldu. Açısını bozmuyor. Çok güzel bir nade geldi. Logic kill'ini de almış onun üzerine. Molotov'dan çıkmaya çalışıyorlar. Uzundan çok iyi bir rende yaptık. Yani zaten uzuna çıkarken canları çok çok azdı. Logic 3. kill'ini alıyor round içerisinde uzundan. Kalan son 2 oyuncu B'ye dönecek. Ama ne o e-sport için. Imor biraz erken kullandı Molotov'unu ama. Şimdi üzerine smoke da atacak. Smoke da attı. Smoke arkası. Nivox'a bir molly. Imor site'e geçmeye çalışacak. Bu arada K'yi CT'ye sızılmak üzereydi ama vazgeçti. Mor vurmuş. Son kill'de smoke arkası Logic'ten. Bir önceki round'un hatasından sonra 4 kill'le toparlamış oldu bu round'u Logic. Güzel. Plant vermemek de önemli çünkü şu an son paralarını harcayacaklar. Anonymous Esports. Mid smoke'u.
Nate'leri bayağı bir azaldı Manimo Esports'un. Hemen round'un 40. saniyesinde. Bakalım Execute'da neler yapacaklar. Çünkü 2 Deagle'ları var. Bir yerden herhangi enter de bulamadılar. Şimdi B tarafında Mayer tek. Arabada tek kalmak istedi. Onu fark edip üzerine giderlersek şu an çok yakın yalnız. İyice yaklaştı. Mayer çok iyi line up. Biraz şans. Çok iyi line up. Overpick geliyor. Cage kesti şu an cezayı. Silah sayısını tekrar 3'e çıkardılar. Immort sandbox'a sızmış. Onu bekleyemeyeceklerdir bu tarafta. Bir de CT smoke attı. Immort ilk kill geldi. Yalnız A'dan CT'den bir kill aldı Innocent ve oradan B'ye gidecek mi? Hayır, A'ya dönüyorlar. 10 saniye ortada Paz var. Paz yakalayabilir gibi C4'ü. Paz duydu şu an. Round'u bitiriyor Paz mı? O da duymuş yalnız. Neyse ki. Hata yok. Evet, bomba düştü. 10 saniye. 13-8 olacak skor. Ve Anonimo eSports için artık bir eko vakti. Evet, Eko'da da bir hata yapmazsak 9 ve sonrasında çift tane çıkma ihtimalimiz olacak. İkinci yarıda biraz hareketlendik. O 6'ya takılı kaldıktan sonra 2 round. Şimdi bunu 3'e çıkarma şansımız olacak artık. Evet, second'a flash pickler atıyoruz. Void'dan pickledik. Kaçırmadık Eko'ları. Son kalan isim K'yi. O da çok güzel. Mayer'e yakalandı. Kerişi de alacak oradan Mayer. Tek silahlı oyuncudan. Hata yok. Evet, Innocent'a yine para kalmamış. Tabi Plant'ı da alamadılar yine. Silah değişikliği. Imora keleş geldi Mayer'den. Orada ortaya çok yakınız. Boiler'dan bir sanırım boost mu yapacağız diye bakıyorum. Engin. Neyse ki yakalanmadı. Bu arada Innocent tanklenmiş ama Kaydır'a çok yakın. Logic inanılmaz kör olmuştu. Pas hala orada. Pazı yakalayabilirler. Ve yakalandı pas. Kaçamadı Mozinho belki. A savunması. Agro denedik tekrar ortaya. Boostlu boostlu bir şeyler. Ama geldi. 3 tane entry buldu. Innocent Mayer'i bekleyecek. Duydu şu an Mayer'i. Tam da oraya çeklemeyince Innocent için bir de o canlı alınmış bir silah olduğu yerden. Evet, Engin saat içerisinde niye uzuna bakıyordu? Tam şuradan arkadaşlar. Şuradan büyük ihtimalle arkadaki sesleri uzundan yaklaşacaklar diye duyarak uzuna doğru koymuştu. Evden çıkan oyuncu da şuradan selamun aleyküm deme suretiyle son entresini aldırdı Anonimo'ya site'da. Bir bonus round verdik. Bu iyi olmadı. Hem ekonomiyi biraz toparladılar. Hem bizim ekonomiyi biraz yoracaklar bu roundda ve 14 olmaları da bizim bundan sonra artık hatamıza yer olmadığını gösterecek maalesef. K çok yakın. Flash pick alabilir K'yi. Flash pick almadan yakalayacak mı diye baktım Mayer'e. Hayır. Mayer yakalamış. Paz ev savunmasında. Üçlü savunmamız var ev tarafında. Orada Immort B tarafından bir kill almış. Ben arkadaşlar biraz manuele geçiyorum, haberiniz olsun. Yine 14'ten sonra sapıtmasın kamera. Kaydıra banana da. Azdan bir kill gelmiş. Ortadaki savunmadan sonra şimdi B tarafında iki isim var. Immort'la beraber Mayer. Mayer'in canı çok az.
Ciddi small geldi. B'yi üşledik biz bu arada. Çok ağır kaldılar. Bir flash pick daha. Hala atmaya devam ediyoruz. Bunaldılar artık flashlardan. Ve oradan ilk kill. İkinci kill de geliyor. Oradan hata yok. 14-10. HS oranlarına bakalım. Engin 9'a 9. Imor inanılmaz ama. Yani 20 kill'in %72'si. Yani 4'te 3'ü 6-7 frag birden headshot. Çok iyi rakam. Çok iyi rakamlar. B tarafında pick. Mayer molotof arkasından yakaladı Caldera'yı. Ekolar mı? Yani biraz yarım rounddalardı. K çekmişti. Tek. Innocent eve kadar çıkmış hemen. A'da bitirecekler. Biz 4 A'yız. B'yi mora bıraktık. Enginden kolay vuruş. Bir headshot daha. Son kanisi. Innocent onu da rahatlıkla vurdu. Şimdi K'yi az önce niye aldı bilmiyorum. Belki bir misklik yapmış olabilir. Çünkü şu an parası yok. Ve Mozinho direkt çekti. Pause da almıyorlar. Şu an bakalım taktik ne olacak. B tarafında Mayer çok hızlı geldi. Geri kaçmaya çalışacak. Tek başına Mayer. Üzerine koşuyorlar. Mayer molotofunu bırakıp yalnız midden mor geldi ve çok kolay oldu Snakes için molotof arkasından bükül almak. Onların yaptığı gibi ortayı biraz agro yapalım diye istedik ama Snakes bir canlı hayatta kaldı. B tarafına şimdi 3 ile beraber hızlıca geldik. Caldero Nivax'ı gördü. Flash pick atmaya devam ediyorlar. Yalnız 2 oyuncu var. Ve omuz omuza koşuyorlar bir ordu gibi. Trade'leri çok hızlı aldılar. Bir Ruins, bir CT kaldık. Innocent ilk kutu arkası yakalayabilir mi? Pause çok güzel yakaladı. Şimdi 3'e 2 Snakes öyle gibi bir şey ama tabi bilmiyoruz o kadar canı az mı? Tekrar bir CT smoke atacak Snakes. Bir de site'e flash bıraktı takım arkadaşlarına. Pause smoke'tan çıkmak için bana bir smoke yakın mesafe. Pause'ın ayaklarını gördü büyük ihtimalle K'yi ve hata yok. 15-11. 4 tane artı puanı geldi. Ama Nivo eSports'tan Sangal'ın seçtiği haritada. B tarafında Emur orbeye çıktı. Cesur bir hamle. Mermi sıyırdı galiba Imora bu arada. Imora geçtiğimiz anda şöyle bir mermi sesi geldi kulağının arkasından. Snakes ve K'ye güzel bir nade. Toplam 70 hasar verilmiş. Hemen Banana tarafından. Bu ileride round içerisinde biraz işimize yarayabilir. Oyunu yavaşlattı biraz Anonymous Esports tabi. Bizim de hem para durumunu hem de yaptığımız savunma kombinasyonunu anlamaya çalışıyorlar. Çünkü hani az önceki round'dan sonra acaba ne kadar paramız var, işte kaç HP var, bunu anlamaya çalışacaklar. Rogi'ye hemen bir smoke geldi. Mor B tarafına açılmaya doğru yavaş yavaş gidiyor. Yalnız flash pick için Mayer'in flash'ı kalmadı ve AWP'li olarak B'de. Evet, iki kısa bir uzun savunmamız, klasik bir A savunmamız var. Şimdi Mayer'i B'ye tek bırakacağız. Yine risk alıyoruz. Bakalım onlar A'nın kalabalık olduğunu anlayacaklar mı? Logic uzundaydı. Tekrar side tarafına doğru yerleşti. Kendine bir 1v smoke atacak. Son 25 saniye artık anonim oynayacak. Pit'e doğru flash. Evden atladılar. Logic içeride. 1v smoke kullanmaya devam ediyor. Bir kill daha aldı. Yakın mesafe bir kill daha aldı Logic.
Ivor'un da yardımı var. Snacks tek başına kalmış durumda kısada. Onu da Ivor vuruyor. Backup'tan gelip Logic'ten güzel site savunması. AWP ile beraber Ovan Mesmo o yine çok iyi kullandı. 15-12. Böyle gidecektir şimdi Anonymous Esports. Evet, yarım çektiler. 2-2.5K civarı para bıraktı. Anonymous Esports çünkü loss bonus çok iyi değil zaten. Hani 1.5K'lara falan inmeleri çok mümkün değildi hepsinin. Riske etmediler. Parayı diyebiliriz. Evet, alt tarafında yine klasik savunmamız var. B'ye 2 başladık. Immor bu kez AWP ile oynayacak. Uff, Engin'den. Mermi israfına son. Headshot makinesi ayağınıza geldi. Nereden çıkacaklar şimdi? Short tarafa doğru atladılar. Engin hala içeride. Paz bitti. Engin'den yardım. Engin line up. Paz'la beraber 5 tane kill paylaştılar. 15-13. Şimdi vermemiz gereken bir sınav daha var. Şöyle Fraggler'a baktığımda da Innocent 26. Bize de Immortal Paz 22 ve 21 kill'de. AP'leri yok. Bakalım hızlı bir execute mi deneyecekler A tarafına. Çünkü B tarafındaki savunmamızı henüz anlayamadılar. Yani biz B'ye kaç kişi çıkıyoruz? Round başı kaç kişi dönüyoruz mesela? Demek ki round 4'e aldığımızı anladılar mı mesela? Bunların hepsi bu round'ı belirleyecek. Key bu arada 9 cana kadar düşmüş. Banana da duvar arkası. Mermisi yarı değil mi? Bir daha dener mi? Dener ve headshot geldi. Paz da bu arada A tarafından bir Hacı Bekir lokumunu göndermiş. Bir pik daha var. Ozunyo'ya da bir net geliyor. Şu an netle inanılmaz kullandık bu roundda. Kaldero. Orada Snake sentesini almış. Kaldero hemen ev çıkışı. Pas saman arkasında. Beklenmeyen bir yerde biraz. Yani haritaya dağıldı. Yani şöyle bakıyorum da. Engin gelmiş arkadan. Pas hala saman arkasında. Paz'ın yeri belli oldu yalnız. Dikkat etmesi lazım. Kaydero sızdı biraz. Çatı gönderdi. Paz'ı da biliyor. Neyse ki hata yok. Paz'dan ve son kill denginden gelmiş. Şimdi planti anlamaları çok iyiydi. Para yok. Force yaparken Mektenler, Teknenleri göreceğiz. Galil'leri göreceğiz Anonimo'dan. Yani çok iyi bir comeback oldu. Bunu artık o son pastanın krem şantisinin üzerine bir çileyi bırakmak. Bir tek o kaldı. Bir round daha. Bakalım bu roundda iyi oynayabilecek miyiz? Mor smoke arkasından info almaya çalışıyor rampa için. Bir anda koşup rampaya flashlar atıp girecekler gibi sanki B'ye. Evet, şu an İyice yaklaştılar. Kemer tarafında Immor var. Immor'un direkt düşmemesi çok iyi olur. Nedeni kullandı Immor. Uf. Güzel. Toplam 70-80 hasar herkese. Yakalanabilir gibi Immor arkası dönük yakalandı. Mayer orada. 2 kill Mayer'den. Biraz toparladı yine de en azından. Ve kaptan gelen. Ah, Logic kaçırdı. İkinci kez. İkinci kez de istediği pozisyonu bulamadı rakibine karşı. Şimdi bir kereş bir Galil. İyi. Yavaş yavaş smoke'tan geçerken. Logic'ten spam. Mozinho karar verici merdiği şu an. Çok iyi flash geldi. Mozinho direkt öldü ve 2 tane daha kill alıp overtime'a gitmemiz yok mu chat? Bence var sanki ha. Arkadaşlar ben sunuyorum ya. Böyle rakip 15'i bulunca falan maç bitti falan sanıyorsunuz. Gerçekten inanamıyorum size yani. Root time arkadaşlar. Bu kadar ya. Benimle overtime'a var mısınız chat? Aynen, daha sabah ortalama olarak iki maçın biri overtime'a gidiyor demiştim Sangal için.
Yani bunu kötü olarak söylemiştim yalnız. Şöyle yani fişleri çekemiyoruz erken diye. Burada comeback attık. Bu tabii ki bizim lehimize. Ama bizim 15 olduğumuz maçlarda kapatamama gibi bir oyumuz var. 14-15 olduğumuz maçları. Yani geride olanlar ortaya gitsin. Sıkıntı yok da. Şu öndekileri kapatmak lazım haritaları. Verdim o benim. Anlaşıldı ya. Bu akşam 8 saat buradayız. Daha bir harita 1 saat 15 dakika sürdü neredeyse. Hadi bakalım. Eyvallah Pik Chato, teşekkür ediyorum. 8 16. ayın kutlu olsun dostum. Hoş geldin. Şimdi B tarafı Engin'den agresif. Molly bir boost yaptık kemere. Yine çift AP'ye devam ediyoruz. Bu kez Immor ve Logic Man ikilisinde AP. Arabaya doğru yine bir overpick geldi. Yine flashsız. Şimdi Mayer o AWP'yi alıp geri kaçmaya çalışacak. Şimdi bunun üzerine bağlanıyor oyun kuracaklar. Aldıkları entry sonrası. Hala 2'yiz B'de ama 1 AP ve ikisi de City'de şu an oyuncularımızın. Güzel bir nade. 20-20 herkesten götürdü biraz. İçeride şimdi sadece Mayer var. O da Ruiz tarafında. O da biraz pozisyon dışı kalacak yalnız Smoke'la beraber. Calderon'un entry'si çok kritik. Ustan Engin'den bir kill. Engin koşarak ikinciyi de vurdu. Site'ı boşalttılar belki ama Engin çok iyi toparladı. 3vs3 şimdi. İlk kutu arkası rakibini yakaladı. Engin durmuyor. Double Rose bir şekli silah değiştirecek şimdi yerden bir de. 2'ye 1 pozisyonda Logic Man'den hata yok. Yani giden round Engin'in ekstra oyunuyla beraber geri geldi. Önce boost'tan toplamda 2 kill. Sonra bir de Sight'ın alınmasını engelleyen Ruin savunması. Helal, çok iyi oyun Engin. Matizville 10 TL göndermiş. Özgür askeri personelim. Şu an görevdeyim ve heyecanla maçı izliyorum. Bu işi hakkıyla yapan birkaç kişiden birisini başarılar. Teşekkür ediyorum abi. Çok sağ ol. Ben de asker çocuğuyum bu arada. O yüzden kolay gelsin diyeceğim. Oraları çok iyi biliyorum. Ay B tarafına çok aggro yine. Immort tahtaya kadar gitti. Daha değişikliği. Tekrar Logi AP veriyoruz. Tarafında Snakes biraz yakında geri dönüyor. Anonimo bence şu an biraz tıkanma durumunda olabilir T-Site'de. Çünkü son noktalarda hani nereye gitseler giremedikleri bir sahne var. B'ye gidiyorlar, backup'la oynuyoruz. A'ya gidiyorlar, iyi crossfire yapıyoruz. Şimdi Logic çok yakın. Ayağını gördü ve Mozinho'yu yakaladı. Riskli pozisyon ama hata yok. Logic için başarılı hamleler devam ediyor. T-Site'da. K'den bir flash pick. Yalnız Immort sıkıştı oraya. İmora bakarlar mı? Ki'ye bakmadı. Yani bu seviyede yapılmayacak hatalar. Mor. Şimdi beklemeden direkt ateş etti ama zaten onlar geri döndüler. Mayer. Sight. One Way Simon'u kullandı yine her zamanki gibi. Yalnız long'dan yürüyecekler sanırım. 3'e 4 pozisyonda Snakes'i kısaya bıraktılar. Evde Paz var. Kısaya doğru gelecek. Snakes'i onu gördü. Hemen bir headshot. Long'da oynayacaklar. Sight'ta Mayer var tek. Library'i duydular Engin. Koşarak geldiği için yakalandı. Mayer hala saat içerisinde. 20 saniye dönemezler oradan B'ye. Bir Graveyard flash'ı var. Saat içerisinde Mayer'e bakacak daha da. Mayer çok iyi headshot ve Paz'ın da yardımı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kritik bir son round. B tarafında Immort yine. Burasını koyar koymaz iki mermi gönderdi. Anonim uzandırmaya çalışıyor oyunu.
Güzel bir nade daha. Mozunyo 7. an. Flash pick geldi ikinci kez. Yalnız Immortal vuramamış galiba. Evet vurdu. Bayern de yardım var. Of, Innocent'tan. Paket servis ama. Trade'ini aldığımız sürece sıkıntı yok. Sonki de Logic Man'den geldi. 3-0'lık CT site. Çok iyi bir CT site. Yani comeback atmanın avantajını çok iyi kullanıyoruz şu an. Yani çok ciddi bir moral boost'la geldik böyle. Hani döndük beyler şeyiyle geldik. İvmesiyle geldik. Ve anonim o da biraz şaşırmış durumda gördüğüm kadarıyla. Çok böyle kararlı çıkar entry alır mı oyunu göstermiyorlar bize. Evet doğru bu arada 13-6 idi galiba ya da 12-6 ikisinden bir tanesi. Oradan dönmüş çok iyi bir comeback. Çok iyi bir skor. Şimdi o çilenin üzerine neyse. Hadi bakalım. Evet Logi'ye ufak bir komiklikler şakalar. Sub modu niye almadınız arkadaşlar? Modlar ben mi yapacağım? Şimdi kritik round. 3-0'dan sonra bir anda ihtiyacımız var T-Site'da. Ortadan hızlı çıktık yalnız. Biraz rendelendik ama hemen takası alıyoruz. Snax. Engin de bir tane kill çıkarmış. Snax anlayamadı. Bizim Arch'a gittiğimizi sandı. Innocent bu arada hala site savunmasında. Dönüyoruz B'ye. Dön baba dönelim. Bakalım. Snax ne zaman dönecek? Snax hala dönmedi. Şimdi dönüyor. İlk de geç dönüyor. Canlarımız biraz az yalnız. Ve smoke'umuz yok. Flash'la geçiyoruz. Artık Engin'in de canı yok. 3 oyuncu toptan yüz etmiyor. Kritik bir nokta. Neyse ki Innocent zoom'la yürüdüğü için Immortal'dan çok kolay bir chat oldu. 3'e 2 avantaj. Biz de biraz cross yapmamız lazım ki en azından biri ölürken diğeri yardım etsin. Yoksa bu canlar da biraz zor. Mozunyo Dark'a bakacaktır. Havuzu çekledi. Dark'tan. Engin'den bir headshot. Son kalan isim Snax. Sızdı gibi ama birinci kill geldi. İkinci kill de geliyor. Rampayı da biliyor. Ama kiti yok. Ve Immor basmasını bekledi. Basarken de çıktı vurdu. Ve böylece inanılmaz bir comeback'e döndüğümüz. Haritayı kazanmış oluyoruz. Bayağı güzel. Bayağı güzel galibiyet.